Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal fırına hoş geldiniz. Eğer doktor veya diyetisyen tavsiyesiyle ekmek yiyorsanız veya hani sağlıklı besleneyim düşüncesiyle işte dinkel buğdayı, siyez buğdayı böyle ata buğdaylarından hani gluteni daha azdır, daha sağlıklı besleneyim düşüncesiyle ekmek yiyorsanız bu videoyu atlamadan izlemeye devam edin. Bir fırına girdiniz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Çavdar ekmeği var mı? Evet, var. Alabilir miyim bir tane? Şöyle bir ekmek verelim size. Buyurun, size çavdar ekmeği aldınız. Peki bu çavdar ekmeği mi? Tabii ki hayır. Peki çavdar ekmeği değilse nedir? Bu ekmek bir çavdarlı ekmek. Yani bakın, çavdar ekmeği farklı, çavdarlı ekmek farklı. Şimdi çavdar, yulaf, siyez, kara kılçık, kavlıca gibi gluten oranı oldukça düşük veya gluten yapısı olmayan tahıl türleriyle ekmek yapmanız için, yani bu şekilde bir ekmek yapmanız mümkün değildir. Çünkü hamuru yoğurup işte şekillendirip böyle bıraktığınız zaman gluten yapısı çok düşük ya da hiç olmadığı için bir ekmek kendisini salacak. Böyle lavaş gibi, tahta gibi bir şey olacaktır. Yani bu şekilde çıkması mümkün değildir. Böyle diri çıkması için ne yapmak gerekiyor? Şöyle toz çekme kalıbı dediğimiz böyle bir kalıpta pişmesi gerekiyor ki saf olsun. Yani saf çavdar, saf yulaf, saf siyez, işte saf kavlıca gibi saf ekmek olsun. Eğer bunu doktor tavsiyesiyle yiyorsanız, diyetisyen tavsiyesiyle veya sağlıklı beslenme amacıyla yiyorsanız, mesela siyez buğdayla ekmek yiyorsunuz, diyorsunuz ki genetiği değişmemiş, işte 10 bin yıllık ata tohumundan, buğdaydan besleniyorum. Evet, besleniyorsunuz. Yalnız acaba %100 siyez mi, yüzde kaçı siyez? Yani sonuçta eğer bu niyetle yiyorsanız, eğer içerisinde normal günümüzdeki buğday ekleniyorsa sizin bunu yemenizin bir anlamı kalmıyor ortada. Bu videodaki konu aslında ekmeklerde kullanılan terimlere dikkat etmemizle ilgili. Şimdi fırınlar böyle şeylere pek dikkat etmiyor. Neden etmiyor? Çünkü geçmişten günümüze böyle bir kültür geliyor. Küçük firmalarla kimse hani gideyim işte mahkemeye vereyim, uğraşayım bilmem ne. Çünkü yazılı bir şeyi olmuyor fırınlarda, bir reçetesi, içerik mesela, işte içeriği şu işte buğday unu şu kadarı bilmem ne gibi içerik olmadığı için kimse de böyle şeylere uğraşmadığı için fırınlara çavdar unu, çavdar miksi olarak gelir genelde. Yani fabrikadan çavdar miksi diye böyle 25 kiloluk torbalarda gelir. İçerisinde işte yüzde tam firmada firmaya değişebilir. Örnek veriyorum, %20 çavdar, %10 kavrulmuş malt unu, yani o siyah rengi veren un, yüzde bilmem işte 80'i de 70'i de neyse bildiğiniz beyaz buğday veya tam buğday unu karışık. Hani bir karışım, saf değil. Eğer bu şekilde bir çavdar alıyorsanız veya siyez alıyorsanız bu saf değil. Bunun saf olması için mutlaka böyle bir kalıbın içerisinde pişmiş olması gerekiyor. Ama tabii ki böyle bir kalıbın içerisinde pişti diye yine saf mı? Saf olmadan da böyle bir kalıpta da pişirilebilir tabii ki. Bunu da nereden anlayacağız? Ekmeğimizi kestiğimiz zaman gluten yapısından anlayacağız. Ekmeğin iç yapısından anlayacağız. Bunu nasıl anlarız? Normal içerisinde beyaz un barındıran, yani gluten oranı yüksek un barındıran ekmekler böyle bir kalıbın içerisinde yapılmış olsa da kestiğimiz zaman böyle bir daha süngerimsi yapı da olurlar. İçerisi hani işte malt unu kullanılıp daha rengini koyu yapsalar bile daha süngerimsi olur. Ama gluten oranı düşük unlarda daha süngerimsi olmaz. Ekşi mayalıysa böyle gözenekli olur. Yalnız çok süngerimsi olmaz. Marketlerdeki paketli ekmeklere gelecek olursak, marketlerdeki paketli ekmekler, bunlar daha çok büyük firmalara ait olduğu için büyük firmalar böyle bir riske girmez. İçeriğinde yazar, üstüne de ona göre yazar. İşte buradaki terime dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin paketli bir ekmek. Baktık üstünde yazıyor, çavdarlı ekmek. Çavdarlı ekmekse bu ne demek oluyor? İçerisinde çavdar unu barındıran ekmek. Hemen arkasını çeviriyoruz. İçindekiler bölümüne bakıyoruz. İçeriğine. İçerikte kimisi yüzde yazar, kimisi yüzde yazmaz. Mesela örnek veriyorum. %20 çavdar unu, %60 beyaz un, yani buğday unu, %20 malt unu diye yazar mesela işte. Artı işte tuz, enzimler vesaire yazar. Kimisi yüzdesini yazar, kimisinin yüzdesini yazmaz. İşte önemli olan bu ekmeğin ilk önce üstünde yazan terim. Çavdarlı, yulaflı, siyezli, işte kavlıcalı ben görmedim hiç belki, ama örnek olarak söylüyorum. Eğer lı ise içerisinde demek ki yani barındırıyor ama saf değil. O zaman neye dikkat edeceğiz? Eğer saf yemek istiyorsak çavdar ekmeği, yulaf ekmeği,
kavurucu ekmeği, siyec ekmeği. Yani sadece lığlı olmaması gerekiyor sonunda. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur diyorum. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Hoşça kalın.